Günaydın efendim. Günaydın Şükrü. Şükrü, biz Sinan'la ortaklığı ayırdık. Şirkete gidip eşyalarını toplar mısın? Bundan sonra pasyonist'e bir ilgim kalmadı da. Ciddi misiniz efendim? Gerçekten ayrılıyor musunuz? Evet. Ama yani Ömer Bey, pasyonist demek siz demek. Artık değil. Böylesi daha doğru. Tamam efendim, merak etmeyin. Ben hallederim eşyalarınızı. Bu arada başkonsolosluğun İtalyan resepsiyonu için davetiyeler gelmiş. Onları da vereyim size. Resepsiyon? Evet efendim. O zaman Signor Biagino da gelecek. Defne benim nişanlım. Tanıştığımıza çok memnun oldum şekerim. Tam sırası. Neyse, sağ ol Şükrü, sağ ol. Defo. Gel ben bırakayım. Olur vallahi. Hadi. Susayım değil mi? Senin keyfini almış başına gitmiş çünkü. Evet fena. Kenara çekeyim ister misin? Bir nefes al istersen. Yok, durmayalım. Durursam çok fena bırakacağım kendimi. Özür Günaydın Şükrü abi. Günaydın Defne. Dur ben de sana yardım edeyim. Kolay gelsin. Defne, senin odanda bir kahve içelim mi? Olur. Siz buyurun geçin odaya, ben kahveleri alıp geleyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Demek gidiyorsunuz ha? Ya benim için zor bir karar oldu ama Sinan'ı bugüne kadar Ömer'den hiç ayrı tutmadım. O da benim bir oğlum sayılır. Ama Ömer başka. O benim canım, yeğenim. Haklısınız. Sinan bir şekilde pasyonesi yürütür. Ama Ömer yeniden işe başlarken onu yalnız bırakamam. Onun yanında olmam lazım. Yalnız kalmayacak zaten, merak etmeyin. Sabah Ömer'le konuştum. Kafası biraz karışıktı. Yeni yatırımcılarla falan görüşüyor. Ben onu yalnız bırakmayayım. İşte sana bir hoşça kal demek için gelmiştim. Ha? Hangi yatırımcılar? İki tane yatırımcı var da karar veremiyor Ömer. Biri böyle geleneksel bir yatırımcı, diğeri de vizyon sahibi. Ömer'e daha yakın, Ömer'in görüşlerine. Bakalım, bir yerden başlayacağız. Ay, onlar yatırımcı mıymış? Evet. Ay, ben ne yaptım ya? Ne oldu, ne yaptın? Ha, yok. Yok, yok. Tabii tabii, siz gidin, Ömer'i yalnız bırakmayın. Biri de destek olsun, değil mi? Yanında olsun. Görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz. Allah'ım yarabbim ya! Salak! Sürme salak!
gel. Sinan Bey, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ne, önemli değil. Gel. Söyle. Sinan Bey, şimdi Ömer Bey gitti ya. Yani ben ne yapayım? Defne, sen mükemmel bir çalışansın. Yani biz seni değerlendirmeyi çok isteriz. Tasarıma merak saldığını duydum ha. Yani sana yatırım yapmak mantıklı gibi. Nasıl yani? Sen bir süre daha asistan olarak devam edersin. Biz de bu arada seni böyle bazı önemli eğitimlere göndeririz. Bakalım, eğer ilerleme kaydedersen tasarıma geçersin. Olur. Yani olabilir. O zaman ben odamdayım. Yani her ne isterseniz. Şimdilik hiçbir şey istemiyoruz canım. Bir Acuna'ya hazırlık halindeyiz de. Senyor İstanbul'a mı geliyormuş? Evet. Bu sabah aradılar. Ömer'le de konuşmuşlar. Ömer de senyoru kendi tarafına çekmeye çalışıyor tabii, haklı olarak. Yani yeniden başlamayı kafaya koymuş. Yani İtalyanlar için Ömer Bey'le kapışacaksınız. Aynen öyle. Ömer. Bey, Ömer Bey. Kuru kız. Odama please. Koray Bey, siz ne yaptınız? Buranın hali ne? Hayatım, ruhumu verdim. Gördüm onu. Ama olmuş mu canım böyle? Siz ne yaptınız ya? Burayı Japon şeyine çevirmişsiniz. Japon pazarına çevirmişsiniz yani. Ha? Ha ya. Hiç yakışıyor mu size Koray Bey? Yazıklar olsun yani. Adam gider gitmez hemen hayvan gibi şey yapmışsınız yani. Ayıp ya, hiç yakışıyor mu? Şu hale bak Allah aşkına. Ay. Ay şey yapmayın. Ay sen şey yaptın, aşağıladın beni. Ay yok. Yok, sen onu bilerek yapmadım. Ay çok kötüyüm şu anda gerçekten. Böyle parkelerin altına girdim. Yerin dibindeyim. Ay otopark bile benim üstümde şu anda. Koray Bey, vallahi bilmeden oldu. Çok özür dilerim. Ben öyle yapmak istememiştim. Kırmak istememiştim. Ay dalap sus. Çok kötüyüm şu anda. Destek ol bana, destek ol. Hemen. Ay o vallahi. Ha. Ay sinirlerim bozuldu zaten. Ya vallahi bilerek yapmadım ya, çok özür dilerim. Kız bana hayvan dedin sen. Ben hayvan dedim. Hayvan. Hayvan benim ben. Hayvanım ben ya. Evet hayatım, doğru söyledin. Ay vallahi ben de yani bilemedim. Şimdi öyle pat diye girince tabii Ömer'in odasında böyle görünce. Ha? Ömer mi? Ömer. Suçluyorsun hayatım yani sonuçta Sinan'ı seçtiğim için. Ama hayatım ne yapsaydım, ha? Ne yapabilirdim? Ama Sinan benim en eski arkadaşım. Ya beni Ömer tanıştıran da oydu sonuçta. Ne yapsaydım anlayamazsın hayatım sen. Sen sonuçta her zaman Ömer'in tarafındaydın. Ay. Haklısınız. Evet. Evet. Ben her zaman Ömer Bey'in tarafındaydım. Hayatım, benim söylediğim şeylerden farklı bir şey söyle. Buna diyalog diyorlar çünkü. Tamam. Demek ki bir lafın üstünden iki kere geçmek gerekiyormuş. Ha? Ne diyorsun kız? Anlamıyorum. Ya diyorum ki, yani benim burada durmam gerekiyor. Burada durmalıyım ben. Ya Koray Bey, bana öyle bir şey hatırlattınız ki. Teşekkür ederim. Gidiyorum ben. Aa. Ay bir cümle içinde 15 çelişki. Nazlıcan, ya bu resepsiyon davetlerinin isimlerini bana versene. Yalnız iletişim bilgileri de lazım. Hayır, hayır ya. Şimdi lazım, sonra olmaz. Hadi mail at bana, bekliyorum ben senden. Hadi. Bakalım kimmiş bu davetliler ve ne istiyorlarmış.
kim o? Damaccio. Önemli mi? Ha evet. Büyük iş adamıymış. Peki bakalım olayı ne? Simon Damaccio. Karısı henüz ikinci çocuğum doğmuş. Tamam. Ömer İplikçi adını arıyorum. Şimdi ne yapacaktım ben, ne yapacaktım? Ha börek işini halledecektim ya. Bu değil. Bu da değil. Tamam. Ay o ne? Nihan. Nihan. Ne yapıyorsun? Sormadığın için nasıl geçti akraba ziyaretleri? Ay siz döndünüz değil mi ya? Ay, vallahi gerçekten ben o kadar meşgulüm ki yani hiç oralarda değilim. Öyle böyle değil meşgulüm yani. Niye ya? Ne oldu? Ya üf, şu an pasyonise ihanet ediyorum. Tamam ben kapatıyorum. Sen bak kriminal işlerine. Hayır dur kapama. Büyükelçinin fikrine ihtiyacım var. Ne? Ne büyükelçisi kızım? Ben ne anlarım büyükelçiden? Vallahi bence kesin anlarsın ya. Diyorsun. Peki tam olarak hangi vesileyle kesişim kümesine düştük biz bu elçiyle? Su böreği. İşler giderek ilginçleşiyor. Şimdi arattım ben de. Ya biraz araştırdım. Adamın en sevdiği şey su böreğiymiş ama o en sevdiği yediği yere şey yapamıyormuş, gidemiyormuş, kapanmış çünkü. Ağzının damağının tadına uygun bir yer bulamıyormuş bu adam. Sensin Diyorum ki akıl ver bana. Adama su böreği ısmarlayacağım. Tamam. Kaç porsiyon istersin? Paket mi yaptırayım, porselen tabakta mı yollayayım? Nihan. Defne. Manyak mısın sen? Ya internette büyükelçiye su böreği ısmarlamak isteyen kadın diye haber yapsalar tık rekoru kırarsın. Ya aklını topla kızım. Allah Allah. Birilerine jest yaparak Ömer'i ön plana geçirmeye çalışıyorum ben. Yani iyi asistan öyle yapar. İyi bir eş daha çok. Ay dur tamam şimdi benim kafamı karıştırma ya. Zaten Ömer'e çirkin çirkin konuştum bir sürü. Hiç açmayalım Allah'a konuyu. Neyse. Ya benim şimdi Ömer'i bu yarışta öne çıkarmam lazım. Yani galip getirmeye çalışıyorum. Ay çok romantik. Ay Nihan duygularını radyoaktif serpindik bir saçma etrafa yavrucuğum. Yapma. Çift olarak etrafa duygularını saçan sizsiniz canım. Ay hala çift diyor ya, çift diyor. Ay senden hayır gelmeyecek Nihan. Kapat telefonu ya, kapat. Ne yapacağım ben ya? Düşün Defne, düşün. Düşün. Bin yıllık börekçiler var. Gidip börekleri onlara mı yaptırsam acaba ya? Yok ya şimdi onlar da böyle yağlı yağlı yapar. Adamın midesine oturur sonra adam pert. Aha. Alo? Anneanne, anneannem ne yapıyorsun? Ya sen bize ne zamandır su böreği yapmıyorsun? Yapayım anneannem. Canın çektiğinde hemen yapayım. O manyak Nebat de görsün mahallede en iyi kim yapıyor. Aa Endam teyze. Aman bırak beni de bunu. Ona sorsam en iyi su böreğini, baklavayı o yapıyormuş. Birinciymiş. Aman. Hah işte tam istediğim noktaya geldik anneanneciğim. Şimdi sen Endam teyzeyi de Nebahat teyzeyi de eve topluyorsun. 4 tepsi su böreği yapıyorsunuz tamam mı? Kızım ah yavrum senin gözün aç. Ay anneanne saçmalama lazım. Birkaç saate ISO gelip alacak. Hadi bakayım topla ekibini hadi. Oh o da tamam. Şimdi Signor Biagino'ya single malt viski göndermem lazım. Ha bir de eşinin yeni kitabı vardı. Ay dur bakayım ya. Bir dakika. Ay çok çalışmam lazım benim ya. Çok. Signor Biagino. Ciao, come va? Omar. Sen ne zarifsin. Efendim? Beni havalimanından aldırdığın araç, ayarladığın otel, üzerine en sevdiğimden bir şişe. Seninle çalışmak bir ayrıcalık. Teşekkürler. Sizinle de öyle. Görüşürüz. Ne şimdi ya?
Alo. İyi akşamlar Ömer Bey. İtalyan Büyükelçiliğinden arıyorum. İyi akşamlar. Sayın Büyükelçi, zarif jestiniz için çok teşekkür etti. Yarın resepsiyonda kişisel olarak da teşekkürlerini iletecek. Pardon, niçin? Su böreği. Gerçekten yediğimin en iyisiydi diyor. Onun adına tekrar teşekkürler. Rica ederim. Hakikaten ne oluyor ya? Su böreği. Ben dışarı çıkamam, çok meşgulüm ben, çalışıyorum. Salakoz, yardım etmeye geldik. Ay, ay süpersiniz. Vallahi benim şu an şapkadan tavşan çıkarmam lazım. Vallahi. İyi, madem yardım etmeye geldiniz, hadi biraz düşünelim bakalım, hadi. Peki biz niye yapıyoruz bunları? Çünkü Ömer'in o resepsiyonun ön plana çıkması lazım. Biagino ve bütün orada tanın Biagino'yu etkileyecek insanların kalbini çalmamız lazım. Hayır canım, sen soruyu yanlış anladın. Biz niye yapıyoruz? İşte Ömer'in o resepsiyonunda... Hani senin aran kötüydü bu adamla? Hani salak gibi çemkirmiştin? Yani evet öyle bir şey oldu ama tabii ben de orada birazcık yani saçmalamış olabilirim şimdi. E zaten kendi de azıcık manyak. Ha o manyak. Hani? Bence ikiniz de hafif sıyrıksınız Defo. Tespit mi yaptın sen şimdi? Evet. Vay. Yok, gelelim biz ilk sorumuza. Biz neden aramızın acayip bozuk olduğu bir adam için uğraşıyoruz? Ya siz niye benim başıma böyle dikildiniz, sorguya çeker gibi bir de tip tip bakıyorsunuz? Hayır. Biz neden aramızın acayip bozuk olduğu bir adam... Aşkımdan ölüyorum, köpek gibi seviyorum, ölüyorum, geberiyorum anlasanıza ya. Ne kadar aramız açık da olsa ben işlerin ilgisini istiyorum. Oh be. Rahatladınız mı? Vallahi bana bir rahatlama geldi. Ben çalışabilirim artık, siz? Ben rahatlıkla çığır açtım şahsen. Benim olayım rahatlık zaten. Direkt tag life. İyi o zaman. Madem çalışacağız, toplaşın. Hadi hadi hadi. Tag life gel. Allah Allah. Şimdi öncelikli olarak gençler. Gülüyor musun sen? Kim? Gülüyor muyum ben? Hem de bana bakarak. Öyle aklıma bir şeyler geldi de. Günaydın, nasılsınız? Ne yazık ki haberler iyi değil Ömer'cim. Şirketimiz yeni bir yatırım için fon yaratamayacak gibi görünüyor. Yani... Sana gerekli finansal desteği sağlayamayacağız. Vazgeçtiniz yani. Yok yok yok. Sorun yok. Sorun yok. Size de bol şans.
En doğru kararı verdiniz. Teklifiniz reddedilmeyecektir. Cide karlıydı. Bize başka bir seçenek bırakmadınız. Benden başka ne seçenek olabilir ki? Aşk olsun. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız. Emin olabilirsiniz.